Herkese selam dostlarım. Moilin Baskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam'de yeni keşfetmiş olduğum Patron isimli oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar oyun gerçekten güzel. Hani böyle bundan yıllar önce çıkmış olan bir Bunny Set diye bir oyun vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. O tarz bir oyun. Gayet de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. O oyunun biraz daha genişletilmiş versiyonu diyebilirim. Burada yeni oyun diyelim direkt. Ben biraz oyuna bakış attım arkadaşlar, size bilgilendirici olsun diye. Şimdi oyuna kısa bir bakış atalım. Şöyle hemen bir şehrimizin ismini, Sancağı'da sıkıntı yok, böyle devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir haritamız var. Bunlardan herhangi birini seçiyorsunuz. Ben şuradan Akdeniz iklimiyle devam edeceğim. Toprak ve maden zenginliği bakımından bayağı yüksek. Havada ılıman gösteriyor şu an, iyi. Popülasyonu biraz artıralım. Geri kalanı hiç dokunmayalım. Devam et diyelim. Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi grafikleri uzaklaştırınca çok kötü duruyor. Ama yakınlaştırınca da çok güzel detaylar var aslında. Yani ortada diyebilirim yani. O yüzden çok da sıkıntı yok. Oyun görmüş olduğunuz gibi böyle şöyle bir oyunu durduralım. Şöyle bir etrafı gezelim hatta. Şu tarafa doğru biz yayılabiliriz aslında. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da bir geniş bir alan yani. Harita üzerinde bazı yapılar var. Onların ne olduğunu ben de çözemedim. Onları zamanla bakarız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alan bayağı geniş. Biz şimdi şu taraftan başlayalım o zaman şöyle. Başlayalım. Öncelikle barınmadan başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü insanların kalacak yerlerini ayarlamadığınız sürece insanlar şehri terk ediyor. Önce kalacak yerlerini ayarlamamız gerekiyor. Şöyle 4-5 tane yapalım. Sonra başlatalım. Mesela burada V'ye basınca sanırım. Aynen V'ye basınca burada görmüş olduğunuz gibi şehrinizdeki popülasyonun yaşını, cinsiyetini, mesleğini falan görebiliyorsunuz. Mutluluk durumunu olsun. Bu da gayet güzel bir detay. Şu orta kısımdan oyunun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada sağ tarafında genelde şehirde olan sıkıntıyı sağ tarafta hep belirtir. Barınmada çadır var. Ev var. Görmüş olduğunuz gibi iki katlı barınaklar var. Bilmem neler var. Barınak inşa etmedim. Ben direkt çadırdan başladım. Hani popülasyon artsın istiyorum. Çünkü şu an 12 tane yetişkin var. 7 çocuk. Pardon, 7 tane genç. 4 tane de çocuk var. Şu an için bu sayının biraz daha artmasını istiyorum. O yüzden direkt çadırdan başladım ki popülasyon artsın. Arkadaşlar bu oyunda önemli olan şeylerden bir tanesi ise popülasyonunuzun mutluluğu. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğeri ise yemek arkadaşlar, yemek. Yani ben 4 defa üst üste hep şeyden başladım, sıfırdan başladım. Yemek konusunda baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Onun için hemen şöyle üçlü, süper üçlü dediğimiz üçlüden hemen yapmanız gerekiyor. Bıçkevi, aktar. Şu aktardan mesela yapalım. Bir de ormancı kulübesinden yapalım. Bizimki süper dörtlü oldu ama olsun yani, sıkıntı yok. Şöyle başlatalım arkadaşlar. 10x diyelim mesela. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şu avcı kulübesi mesela bunu şöyle, hatta şunu önceliği buna verelim. Toplayıcı kulübesine verelim bir de. Bunları hemen yapmaları gerekiyor. Çünkü yemek gördüğünüz gibi aşırı miktarda tüketiyor. Çünkü ben popülasyonu bayağı yüksek başlattım aslında. Konut eksiği devam ediyor diyor. Evet, farkındayım. Şu an deride bir sıkıntı var. Şu an görmüş olduğunuz gibi buraları tamamladılar. Şuraya basarak bunlara işçi atayabiliyoruz. Şimdi şöyle işçileri atayalım. Bunlar çalışmaya başlasınlar. Çünkü bize yemek sağlamaları lazım. Yoksa kışı çıkartamayız. Mayıs ayındayız. Şurada geliş
gelişmeleri yaptıkça avcı eğitimi mesela, kasap eğitimi falan, tabii bunlar hepsi akçeyle oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle iki kişiyi buna yerleştirelim. Mesela burada deri eksikti. Avcı kulübesinden elde ettikleri derilerle hemen bu çadırı da şimdi inşa edeceklerdir. Bunu da böyle sağlayacağız. Şimdi buraya biz bir süper dörtlü oluşturduk. Doğru değil mi? Şimdi hemen buraya bir yol inşa edelim. Şöyle. Şuraya bir yol çekelim önce. Evlerin önüne. Daha sonra bu evlerin önünden şuraya alalım. Şöyle. Buradan. Böyle. Böyle alalım ki bizim buraya ulaşımımız daha kolay olsun. Daha sonrasında bu taraflara doğru açılacağız ki bu taraflara doğru açıldığımızda asıl olay oralarda başlayacak. Yani ulaşım sıkıntı olacak. Gelgitler sıkıntı olacak. Neyse, anlamadım. Neyse. Ha, yol yapıyormuşum oraya. Yolda kalmış. İnşallah bir işçi falan gitmez oraya doğru. Her neyse, yolu yapmışlardır belki. Şu an etin dengesini sanırım sağladık gibi. Aynen, etin dengesi az çok sağlandı ama bu popülasyon arttıkça et ihtiyacı sürekli artıyor. O yüzden şu küfe geliştirmeler, bunları bir yapalım arkadaşlar biz, çünkü bayağı sıkıntı yaşayacağız. 3-4, hemen şunu 4 kişiye çıkartalım. Aa, biz bir şey unuttuk arkadaşlar. Bir de yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Ben size şöyle göstereyim hemen. O neydi? Bıçık evi olması lazım, evet. Şu gördüğünüz bıçık evi arkadaşlar, yani oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi ya. Yoksa bunu inşa etmediğiniz takdirde kereste üretemiyoruz. Kereste üretemediğimizde diğer binalar olsun, yakacak odunlar olsun, hep sıkıntıya giriyor. O yüzden bunu üretmemiz gerekiyor. Hemen öncelik verelim. Araç gereç istiyor 5 tane. Kalmadı mı cidden? Kral bir şekilde ateş odunu konusunda sıkıntı yaşadığımızı fark etmiş. Durum hoşuna gitmedi. Ancak yardım göndermek istiyor. Bir ticaret gemisi yanaştı ve bizim için yakacak materyal bıraktı. Odundan ateş odunu üretmek için bıçık evi inşa ediyor. Biz zaten bunu bıçık evini inşa ediyorduk. Ama bize de bu yardım gayet güzel oldu. O yüzden hemen şunu yapmamız gerekiyor. Evet. Bunu inşa etmiş. Hemen şöyle bir. Tamam. Şimdi evet, bize hemen bir yardım daha geldi. Makineleşmeyi araştıralım. Gördüğünüz gibi üretim yılda 960, envanterde 5 tane falan filan. Şu an için gayet iyi durumdayız. Yemeğimiz de iyi durumda. Herhangi bir problem yok. Bir de diğer bir yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi ise bir saniye, neredeydi o? Onun yerini bulamadım şu an ama. Ha, şu. Liman arkadaşlar. Liman bizim için önemli olacak. Şuraya bir yere oturtabilirsem. Evet. Tamam. Liman arkadaşlar bizim ticaret yapabilmemiz için gerçekten önemli bir şey. Bu arada boşta işçi olmadığını söylüyor bu durumda. Ama bunun şu an için acelesi yok çünkü benim yiyecek stoğumda bayağı güzel yiyeceğim var. Akçe konusunda da akçe her türlü karşılayacaktır yani, o yüzden sıkıntı yok. Yeter ki yemek olsun. Bir de yakacak çıramız olsun. Gerisi önemli değil.
ulaşamıyor diyor. Bu durumda yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. O zaten mevsime bağlı olarak hayvanların sayısında bir düşüş oluyor. Onun yüzünden yani. Ondan dolayı konuşamadım bir an. Neyse. Ondan dolayı böyle bir düşüş yaşıyorsunuz. Onda yana problem yok. Bizim yolumuz güzel de yani ne bileyim amacının dışında olmuş sanki biraz. Yani şunlar mesela yola hiç alakası yok. Keza aynı şekilde şunlar. Neyse. Küfe 3, küfe 2 falan onları da geliştiremiyoruz. Onları da geliştireceğiz zamanla. Aktara gerek yok. Onu fazla geliştirmeye gerek yok. Gübre geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü kesilen ormanın tekrar dikilmesi gerekiyor. Bu görevi de bizim ormancı kulübemiz görüyor. Şu an yemek miktarı gayet iyi durumda. Kışı çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Yalnız çıra bakımında biraz sıkıntılar var. Çıra işini bir çözmemiz lazım. Ona bakacağız artık nasıl yapabiliriz. Bir tane daha mı ormancı kulübesi inşa etsek? Onu düşünüyorum şu an ama onun için bayağı bir uzağa dikmemiz gerekecek. Buraya yapsak o da olmayacak. Burası da olmayacak. Yani şuraya yapsak şuraya yapabiliriz bence ya. Yapsınlar buraya. Herhangi bir problem yok buraya yapmalarında. Zamanla yapsınlar. Şimdilik sıkıntı yok. Yapsınlar yeter ki. Gördüğünüz gibi buradan böyle devam ediyor burası. Ama o şey nereden geliyor? Gemi. Onu merak ettim. Burası ayıların mekanı galiba. Bakın şöyle şeyler. Şöyle küçük küçük yapılar. Gemi geziyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada bir kale var. Bu kaleye ulaşınca ne olacak? Ne bitecek bilmiyorum ama top falan var. Top var aynen. Bakalım oralara ulaşacağız. Oralara ulaşacağız. Her yere gideceğiz. Oralara bir şey yapabiliyor muyuz? Merak ediyorum. Her yere bakacağız. Oo, işte bizi bitiren hamle bu oldu. Dediğim gibi arkadaşlar biz şu çıra işini çözemedik. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle bütün işçilerimiz ölecek. Ama neyse ben böyle oyunu küçük bir tanıtım amaçlı size göstermek istedim. Dilerseniz bunun serisini çekeriz. Daha iyi bir başlangıç yaparız. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.